Selamlar meraklı baba takipçileri. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Mongol lekesinden bahsetmek istiyorum. Birçoğumuz belki karşılaşmıştır ve ilk gördüğümüzde bir panik geçirmişizdir. Özellikle sırt ve kuyruk sokumuna doğru olan lekelerden bahsedeceğim sizlere. Gelin hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Mongol lekesi derideki pigmentler yüzünden olur. Pigmentlerin sıkışmasıyla. Bazılarını ilk doğar doğmaz görürüz, bazılarında da çocuğun hayata gelmesinden bir hafta sonra çıkabilir. Bu doğum lekesi yüzyıllardan beri var. Yeni bir şey değil yani. Okuduğum makaleye göre 1885 yılında ilk ismini koymuşlar. Mongol lekelerini önleyemezsiniz ve neden olduğunu da hala bilinmiyor. Yani bir tedavi uygulayayım, doğumdan önce hamileyken şu egzersizleri yapayım falan gibi böyle bir tedbiri alma şansınız yok. Hatta inanır mısınız bu doğum lekelerini birçok farklı inançta değişik değişik yorumlamışlar. Bazı mistik durumlar ya da Allah'ın tokadı diyen bile varmış. Zaman zaman annede bile suç bulmuşlar. Acaba bebeği iyi taşıyamadı mı diye. Tabii bunların hepsi bir saçmalık. Mongol lekelerini farklı renk grubunda görebiliriz. Mavimsi, yeşilimsi, siyah, morluk şeklinde görülebiliyorlar. Mongol lekesi kendi içinde bir sağlık riski bulundurmuyor. Az önce bahsettiğim gibi genellikle sırt ve kalça kısmında bulunur. İlk bakışta bir çürüye benzeyebilir. Lekeler düz ve pürüzsüzdür. Çürük gibi sakın orada bir ağrı yaptığını düşünmeyin. Bebeğinize bunların hiçbir etkisi yok. Peki kimlerde daha çok görülüyor? Moğollarda, Latin Amerikalılarda, hatta Asyalılarda. Yani teni biraz koyu olan herkese görülebiliyor. Ayrıca kızlarda ve erkeklerde eşit miktarda görünüyormuş. Leke ayrımcılık yapmıyor yani. Peki bunların hiç mi etkisi yok sağlığa? Bazı durumlarda nadir de olsa bazı metabolik hastalıklara yol açabiliyormuş. Siz şimdi sağda solda bir yerde bunların isimlerini görüyor olacaksınız. Tabii ki yani Mongol lekesi çocuğunuzda gördüğünüz zaman ha biz bunu okumuştuk, dinlemiştik, hiçbir şey yok bunda da demeyin. Mutlaka doktora gösterin. Doktorun onayını alın. Bu gerçekten bir Mongol lekesi mi ve zararsız Mongol lekesi mi? Doktor şart. Zararsız bir Mongol lekesi ise bebeğinizdeki hiçbir tedaviye ihtiyacınız yok. Genellikle 5 yaşına kadar bu tamamen yok oluyor. Yok olmasa bile bunun bazı çözümleri var. Lazer gibi. Yani sonuç olarak Mongol lekelilerinin genelini zararsız olarak sınıflandırabiliriz. Endişeye gerek yok. Açıkçası biz de ilk gördüğümüzde bir şaşırmıştık. Yani bebeğimizin kalçasına doğru sırt bölgesinde bir morluk görünce yani bir an düştü mü vurdu mu ne oldu? Hani hastanede mi bir şey yaptılar falan gibi garip sorulara kapılabiliyorsunuz. Belki sizin de başınıza gelmiştir ya da şu an eşiniz hamiledir. Çocuğunuz doğduktan sonra böyle bir şey görürseniz şaşırmayın diye anlatıyorum bu videoyu. Mongol lekesi olan insanlar sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürürler. Tıpkı herhangi bir doğum lekesi gibi. Dediğim gibi bunun da bir çözümü var. İlla sildirmek istiyorsanız leke geçmediyse lazerle bu işin önüne geçilebiliyormuş. Endişelenecek bir şey yok yani. Bu videoluk benden bu kadar. Beni izlediğiniz, değer verdiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.